Buyurun Hakan Bey. Şimdi bu Lavrov'un neden bugün açıklama yapmadığını hepimiz şey ediyoruz. Yani hakikaten ne oldu, ne bitti, niye böyle falan. Olayın stratejik ve askeri kısımlarını Mete Komutan gayet güzel anlattı. Ben de dikkatle dinledim, anladım. Güzel anlattı. Siyasetle ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi Suriye Rusya için çok önemli. Niye bu kadar önemli? Ne var? Bakın 1967'de İsrail ile Arap ülkeleri büyük bir savaşa tutuştular. Ve İsrail 1967'de 8 gün gibi kısa bir sürede Arap ülkelerin hepsini mağlup etti. Ama müthiş bir Amerikan silah desteğiyle. Arap ülkeleri ateşkesi kabul ettiler. Ama bunu hazmedemedikleri için Rusya'ya yakınlaşarak büyük ölçüde Rus uçağı ve tankı alarak ve bunu Mısır dahil, Suriye, Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, emirlikler, küçük ülkeler hepsi Rusya ile müthiş bir yakınlaşmaya girdiler. 67 sonrası. 1973'e kadar 6 sene Arap ülkeleri Rus silahlarıyla ve Rus askeri eğitimiyle donanır. Yani hazırlık yaptılar bu mağlubiyetin cevabını vereceğiz diye. Yüzlerce toplam sayının 2400 olduğunu o zamanlar yazarlar bazı yazarlar. Arap ülkelerine Rus uçakları satıldı, geldi, Rus askeri eğitimleri verildi. Araplar hazırlandı. Tek sebebi İsrail'e katıksız bir Amerikan desteği oluşu. Arapların gideceği başka adres yoktu. Buraya Olsun nasıl sanki? geleceksiniz? Şuradan geleceğim. 73'te Araplar bu hazırlığı bitirince Yahudilerin, Musevilerin Yom Kipur dedikleri bayramda bu Rus silahlarıyla müthiş bir saldırıya geçtiler. Fakat 10 gün içinde savaşın kaderi yine değişti. Yine döndü. İsrail bunların hepsini yendi ve neredeyse Kahire'ye kadar giriyor. 6 gün savaşları mı? Yani. 6 gün. Yom Kipur savaşı da diye geçer. 73. Bunun üzerine Araplar, başta Mısır olmak üzere ki Sedat'ın Enver Sedat'ın şeyin öldürülüş sebebi falan hep budur. Suikastinin. baktılar ki bu işin içinden çıkamıyorlar. Avrupa ve Amerika ile yakınlaşarak süreç içinde Rusya'yı hepsi tasfiye etmeye başladılar. Buna Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Irak hepsi dahil. Bir tek Suriye hariç Rus ilişkisini sürdürdü. Öyle mi Araplardan bir tek Suriye'nin vardı? Evet. En önemli, kritik pozisyondaki tek Rusya. Peki Rusya için ne önemi var? Bir şu tek önemi var. Tek o kaldığı için. Şimdi bir anlamda ama bunun bir anlamı var tabii. Bir tek kalmasının şöyle bir anlamı var. Şimdi siz bütün petrolün, zenginliğin ve stratejik, jeopolitik önemi olan bir Orta Doğu haritasının bütün ülkelerinde patron vaziyetindesiniz Rusya olarak. Sene ne zaman? 1973, 74, 75, 80, 85. Fakat bir bakıyorsunuz 8-10 yıl içinde Arap ülkelerinin hepsi Amerika'ya Para, petrol, altın falan filan Amerika, Amerika. O başka bir dünya kuruluyor. Ticaretler değişiyor, stratejiler değişiyor. Bir tek Baas rejiminin geçerli olduğu. Baas rejimi de ne? Sosyalist bir sistem ile milliyetçi sistemin yani bir çeşit milliyetçi sosyalist ortalaması bir rejimdir. Arap milliyetçiliğine dayalıdır. 1930'da e, Bitar diye bir Arap kurdu bu partiyi. 30'larda Fransızlara karşı kurdu ilk. Neyse bunların önemi yok. Şimdi Rusya'nın elindeki ticari açıdan, askeri açıdan ve jeopolitik açıdan elindeki Orta Doğu'daki tek kale, tek kale. Bakın bütün diğer Arap ülkeleri son 25 yıl içinde hepsi Amerika. ya Fransa ile yakınlaştı ya Amerika ile yakınlaştı. %90'ı Amerika ile yakınlaştı. Şimdi Suriye yönetimi Baas rejimi 1967'de başladığı Rus yakınlaşmasını ki 67 öncesi hiç Rusya buralarda yoktu. Hep Fransa ve Amerika vardı. Ama Araplar baktılar ki Amerika bütün tavrını İsrail lehine koyuyor. Adres Rusyaydı. E sonra süreç içinde para, pul, petrol ticaret aldı, verdi. Hepsi yine Amerika'ya gittiler. Bir tek Suriye Ruslarla kaldı rejimi gereği, sistemi gereği ve bir de örtülü bir problemi daha vardı. O da Bağız rejiminin yani bu Bitar dediğimiz adamın partiyi kurarken de açıklamasında vardır bu. Bir Fransızla kurdular bunu Paris'te. Sonra 1980'de öldürüldü o adam. Suikastla öldürüldü. Şimdi Suriye'de hep şu endişe vardı. Bağız rejiminin de kökünde o vardır. Bağız ne demek biliyor musunuz? Tam Türkçesi. Rönesans gibi, yeniden doğuş gibi, diriliş, diriliş diriliş anlamını taşır Türkçesi. Bu baas kelimesi, Arapçası baas olan kelime, e, Araplar için eski Arap gücünü yeniden kazanma ve Türklerin 400 yıllık vali gönderip bunları yönettikleri dönemi de silme, yok etme. Arap milliyetçi. Yok sayma. Arap ulusçusu. Tamamen bir Arap milliyetçiliğine dayalı bir sistemdir bu baas sistemi. Bu sebeplerden dolayı da Rusya'yla kanka kaldılar. Yani şey bir tabir kullandım ama e, teknik tabirler kullanmamaya çalışıyorum. E, bu Rusya için de Suriye hala günümüz koşulları nedeniyle de büyük önem taşıyor. Ev cümle bugün eğer Lavrov açıkça yapın bitti biz karışamayız falan bu tür bir konuşma yapsa 60 yıldır 1967'den beri 55 yıldır kendisine kendisiyle lafından çıkmamış sadık kalmış. Her türlü ticari ve askeri operasyonda yani onunla hareket etmiş. Bir devleti yani bir devlete karşı bir dengeler tutmak zorunda Rusya. Yapacağı açıklamalarda da... O nedenle mi açık konuşmamışlar? Tabii ki. Ama şey de söylememiş yani yapamazsınız biz varız sizinle... İşte denge ee, Şeyi tam söylediği şeyi konjüktürel olarak tartışalım mı? Yani niye e, Lavrov bugün bu kadar çok içine <laughs> geçtiği bir yerde <laughs> dışarıya doğru böyle bir atak yapıyor. Şimdi şöyle düşünün. Hakan Bayrakçı diyor ki, ben diyor tarihsel süreç içerisinde Suriye'nin Rusya ilişkilerini anlatıyorum. Adamın, Lavrov'un açıktan Türkiye'ye buyurun efendim, tabii yapın dememesinin nedeni olarak söylüyorum diyor. Sizin başka bir yaklaşımını... Yani şimdi diyor. şöyle söyleyeyim. Yani birincisi şu bu tür harekatlarda e, herkesin en çok dikkat etmesi gereken birkaç tane konu var. Şimdi dünya nereye odaklanmış durumda şu anda? Ukrayna'ya odaklanmış evet. durumda değil mi? Peki. Biz bu harekatı yaptığımızda sizce Batı bunu pas geçecek mi? Geçer. Geçmeyecek. Hayır. Geçmeyecek. Ne yapacak pas geçmeyi? Öyle kullanacak. Pas kullanacak. Pas geçmez. Kullanacak. Yani Yunanistan kullanacak. Hepsi kullanacak. Fransa kullanacak. Ee, ABD bununla ilgili ses çıkartacak. Birçok yerde bununla ilgili haber yapılacak. Birçok haber yapılacak. Sebebini söylemi zeytin dalında diğer harekatlarda yapmadılar mı? Hayır şunu anlatmaya çalışıyorum. Neden Rusya bugünlerde bu kadar çok sessiz kaldığının en önemli sebeplerinden bir tanesi de gündem başka bir diye doğru kanalize olacak. Bu birincisi. İkincisi Ha Rusya'nın işine gelir bu diyorsunuz. Yani şimdi hayır şimdi şeyi anlatıyorum. Dikkat dağılacak. Dikkat dağılacak. İki sebep var diyor ki yani. iki önemli şeyden bir tanesi ee, ABD'nin e, himayesinde olan ve onunla beraber ortak hareket etme güdüsünde olan bir örgütü tasfiye ediyorsunuz. Bu birincisi. Hangi örgüt o? YPG, PYD, PKK hangisini söylersiniz? Hangi ismini beğenirseniz. Rusya'nın hoşuna mı gider YPG'nin PKK'nın? Onu çok net olarak söylüyor zaten. Onu çok net olarak söylüyor. Yani burada bir aylıkçı terör, ya burada aylıkçı bir devlet kurma isteğinin ABD tarafından körüklendiğini her bir beyanında Lavrov söylüyor bunu. Peki o zaman Ruslar YPG PKK'yı Amerikancı bir örgüt olarak görüyor öyle mi? Kesinlikle öyle görüyor. Hayır, ama Ve hani orada, bize Ruslar, diyordunuz orada ki Ruslar ayrım. da kullanıyor bu PKK YPG'yi. Hayır iki ayrım var orada. Ruslar coğrafyaya baktığında bölgedeki halklarla ilişkileri sürdürme anlamında farklıdır. Biz de öyle yapıyoruz. Ya bugün Sayın Cumhur, şey de söyledi. Şey, e, Çavuşoğlu da söyledi. Bizde de Suriyeli Kürtlerle bir problemimiz yok Bizim YPG PKK ile ilgili problemimiz var. Onların da bakış açısına baktığınızda bölgedeki e, Kürtlerle ilgili bir e, kopuşları ve şeylerin olmasını beklemek mümkün değil yani. Bunu bunu Hayır, YP, zaten YPG PKK'ya Ruslar başından beri kırmızı mesafeliydi. Hep mi? Hep e Moskova'da bunların PKK'nın YPG'nin ee, Laura özellikle 10 defa söyledi ki bizde bir ofisleri yok bunların diye 10 defa söyledi. Bizde bir ofisleri yok. Toplantılara katıldılar. Yani şeyden dolayı, Suriye hikayesinden dolayı katıldıkları var ama bizim bu konuda bir net duruşumuz var. Ben söyleyeyim. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bu bir emperyal devlet. İstihbarat servisi kullanır. Başka bir şey yapar. Ama Rusya ile ABD arasında YPG PKK'yı kim kullanıyor sorusun cevabı bence Rusya çıkmaz. ABD çıkar. Hani anladım. ABD yani değil. bu kullanmıyor, hiç kullanmıyor anlamına gelmez. O, tam, ama tamam ama kiminle tamam. angaja oluyor sorusun cevabı ABD'dir. Kime Rusya hizmet değildir. Et. Evet. Kime hizmet, kime hizmet ediyor? Kime hizmet ediyornun tabiri de budur. Bakın. E, o yüzden söylüyorum. Üçüncü bence önemli şeylerden bir tanesi. Sonuçta bu olay yaşandığında ne olursa olsun Türkiye-ABD ilişkisinde bir problem yaşanmayacak mı? Yaşanacak. Yani bu yaşanmayacak demek mümkün değil. Türkiye-ABD konusunda bu, problem yaşanacak. Bu da Rusların isteyeceği. Bu da işine gelecek. işine gelecek. Ya o zaman bir Ukrayna'dan dikkat dağılacak buraya gelecek. İki Amerikancı olarak nitelendirdikleri YPG'nin e, devreden çıkması en azından bu bölgelerde işine gelir. Üçüncüsü de Türkiye ile Batı ilişkilerinin bir parça gerilmesi Rusların işine geldi. Artı bu dört. Mu? en önemli şeyden dört. bir tanesi. Dördüncüsü, bu kadar antipatik oldukları, dünyaya antipatik oldukları bir yerde, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermesiyle beraber, Türkiye'deki sempatisinin de artacağını düşünüyorlar. Yani Türk halkının e, en azından bu konuda ABD karşıtlığını arttıracağını, evet. Rusya sempatisinin artacağını da düşünüyorlar. Yani Davro'nun bakış açısından baktığınızda, olaylara... Hani tek başına bakmıyorum ben, bir paket olarak bakıyorum, paketi de böyle kullanıyorlar. Çünkü siz ne yaparsanız yapın, geçmişte bize harekatların hepsine böyle kırmızı alışverişle de gel demediler. Türkiye ona rağmen yaptı, hatta Trump'a rağmen yaptı barışma harekatını. E, o zaman zaten yapacaksınız, bunun size pozitif etkileri olacağı manevrayı yapıyor şu anda. Tam Rusya'dan beklenen manevrayı yapıyor. Siz bir şey mi söyleyecek? Yok, katılıyorum. Yani bir sürü sebep var diyor özetle. Hatta saymadığı birkaç sebep daha da sayılabilir. Ama her şeye rağmen bu şeyi e, yani bu sebeplerden bir tanesi de Suriye'nin Suriye'nin ikna edilmesi Rusya için önemli her şeye rağmen. Yani rejimin bu, mi? Tabi rejimin yani Esad'ın ikna edilmesi önemli. Neye ikna edilecek? Yani sebeplerden biri de budur. Bu operasyonlar senin rejimine ya da sana karşı değil Suriye'ye karşı değil buradaki bilmem PKK işte Amerikan başka tezgahlarla ilgili Hakim değil ki adam egemen değil yani telrifat